güç, zenginlik, makam, mevki, itibar, zeka, kültür, tahsil durumu, güzellik ve gençlik. Toplumun din ahlakından uzak yaşayan kesimini oluşturan insanlarda bu özelliklere sahip olmak kibire yol açar. Bu insanlar yedikleriyle, içtikleriyle, giydikleriyle, bindikleri arabayla, oturdukları evle, hatta içindeki eşyalarla birbirlerine gösteriş yaparlar. Oysa bu kişilerin kavrayamadıkları çok önemli bir gerçek vardır. Sahip oldukları ve övündükleri her şey geçicidir. Hiçbir insan asla sonsuza kadar dünyada kalamaz ve sahip olduğu dünyevi varlıkları sonsuza kadar taşıyamaz. Belki 50 sene, belki 80 sene, çok nadiren 100 sene veya biraz daha fazla. Dünyanın en zengin insanı da, en güzel kadını da, en zeki kişisi de bu sınırların üstünde bir ömre sahip değildir. Önünde sonunda kaçmakta olduğu, düşünmek istemediği ölüm kendisini yakalayacak ve övündüğü bütün güzellikleriyle toprağın altına girecektir. Ayrıca hiç kimsenin sahip olduğu şeyleri hayattayken kaybetmeyeceği gibi bir garantisi yoktur. Kendisinde var olduğu için büyüklük tasladığı malı, mülkü, parası, zenginliği ve bütün maddi manevi imkanları bir anda yok olabilir. Sağlığından, gücünden dolayı kibirlenen bir insan, gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüse kolaylıkla yenilip ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. Üstelik düştüğü bu acizlikten dünya kadar malı olsa dahi kurtulamaz. Dünyanın en güzel insanı dahi gün geçtikçe yaşlanır ve bir süre sonra eski güzelliğinden eser kalmaz. Kimsenin yüzüne dahi bakamayacağı bir kimse haline gelebilir. Kişinin sahip olduğu her şey yalnızca Allah'ın dilemesiyle olur. Güzelliği de, zenginliği de veren Allah'tır. Allah, insanlar arasında dilediğine daha fazla, dilediğine daha az imkan ve rızık verebilir. Her iki durumda insanları imtihan etmek, yani dünya hayatında kimin daha iyi ve kimin güzel davranışlarda bulunacağını denemek içindir. Mevki sahibi olmak ve bunun sağladığı güç ve itibar da insanın kibirlenmesine yol açan nedenlerden biridir. Oysa makam ve mevkisinden dolayı insanın kendisini üstün görmesi, kibirlenmesi son derece akılsızca bir davranıştır. Çünkü tarih, mevki sahibi olup yükselen ve çok büyük bir güce sahipken bir anda bunların hepsini kaybeden insanların örnekleriyle doludur. Dünyevi makam ve mevkilerin büyük çoğunluğu daha bu dünyadayken sona erer. En kalıcı olanı ise ölümle birlikte yok olur. Bunlar ne hırsı yapılacak ne de sahip olunduğu için gururlanılacak şeylerdir. Aksine her biri geçici dünya hayatının aldatıcı birer metaıdır. Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve daraltır da. Onlarsa dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı ahirette bir metadan başkası değildir.